İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Şimdi haberleri sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Anastasiadis, Kıbrıs'ın tekrardan birleşmesinin mümkün kılınması ve işgal ordusundan bağımsızlaşması için tüm gücüyle çalışacağı konusunda güvence verdi. Cumhurbaşkanı Limassol'daki tiyatro açılışında yaptığı konuşmada huzurlu bir birliktelik ve aralarında güven sağlayacak gerekli koşullar yaratıldığı sürece Kıbrıs Rumların ve Kıbrıs Türklerin yüzyıllar boyu yaptıkları gibi birlikte barış içinde yaşayabilecekleri görüşünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Anastasiadis, herkesin Kıbrıs'ın çok küçük olduğunu ve bölünme lüksünün olmadığını anlaması gerektiğini savundu. Hangi topluma ait olursa olsun Kıbrıs halkının birçok yönden avantajlı olduğunu ve işbirliği aracılığıyla gelecekte çocuklarımız ve torunlarımız için mutluluk kaynağı oluşturabileceğini vurguladı. Önümüzdeki günlerin müzakerelerin tekrardan başlaması için belirleyici olacağı tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Bartay da iki tarafın diyalog masasına geri dönmesi için pazartesi günü Lefkoşa'ya geliyor. Önümüzdeki salı günü Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Kıbrıs ziyareti de çok önemli olarak nitelendi. Birleşik Krallık garantör güçlerinden biri olmasından dolayı ve Kıbrıs ziyaretini gerçekleştirmek için seçtiği zamanlama sebebiyle Boris Johnson'ın adadan bulunması büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Anastasiadis, İsviçre başarısızlığının ardından yabancı liderleri Kıbrıs hükümetinin müzakerelerdeki tezleri hakkında bilgilendirmeye devam ediyor. Diğer yandan ise müzakerelerin tekrardan başlaması için hazır olduğunu tekrardan açıkladı. Müzakerelerin pazartesi günü Mont Pelerin'de kaldıkları yerden devam etmesinin Kıbrıs Rum tarafı için ön koşul olduğu kaydedildi. DC Başkanı Averof Neofito, Kıbrıs sorununun çökmediğini ve çıkmaza da girmediğini vurguladı. Müzakere sürecine mezar taşı koymak için acele eden bazı kişilerin bulunduğunu ve bu hareketin sebebi hayal kırıklığından veya strateji değişikliği yapma fırsatı bulmalarından dolayı olsa da Kıbrıs'a yarar sağlamadığını savundu. İki toplumluluğu reddeden kişilerin bir anlamda istemeden de olsa Kıbrıs Cumhuriyeti'ni reddettiklerini, çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasında ve uluslararası anlaşmalarda anayasal varlığa ve yetkilere sahip iki ayrı topluluğu olan bir devlet olarak belirlendiğini ifade etti. Averof Neofito, DC Yüksek Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık fiilen harekete geçerek Kıbrıs Türklerin arkasına saklanmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirtti. Mustafa Akıncı'nın denktaş veya Eroğlu'yla aynı olmadığına inansa bile, İsviçre'deki son görüşmedeki tutumunun Kıbrıs sorununun çözülmesi için oylarıyla kendisine güvenen Kıbrıs Türkleri olduğu kadar Kıbrıs Rumları da hayal kırıklığına uğrattığını kaydetti. DC Başkanı, şimdiye kadar müzakerelerde Kıbrıs Rum tarafı ve Kıbrıs için önemli yararlar sağlandığını söyleyerek, Birleşik bir Kıbrıs'ın bölgesel işbirliği için bir katalizatör rolü oynayacağı görüşünü ortaya koydu. AKEL Genel Sekreteri Andros Kipriano, Paralimni'deki Ayos Georgios Kilisesi'nde Yorgos Yorgalas adlı kayıp şahsın cenaze töreninde yaptığı konuşmada Mont Pelerin müzakerelerindeki başarısızlığı geri adım olarak niteleyerek bu durumun hayal kırıklığı yaratmaması ve cesaret kırıcı olmaması gerektiğini vurguladı. Tam tersine gösteriş oyunlarına karışmadan ve çözüm hedefinden uzaklaştırma amacı taşıyan faktörlere kapılmadan örgütlü ve toplu bir şekilde çabaların yoğunlaştırılmasına yönelik isteği güçlendirmesi gerektiğini savundu. Olayların kritik bir aşamada ve dönüm noktasında bulunduğuna dikkat çekerek, zamanın, bölünmenin, yerleşik politikasının ve Türkiye'nin işgal bölgelerini tam asimilasyonunun lehine ilerlediği konusunda uyarıda bulundu. Andros Kipriano, AKEL'in ilkeleri temelinde Kıbrıs sorununun çözümü için umut ve vizyon önderliğinde hareket ettiğini kaydetti. AKEL'in Kıbrıs halkının haklarına ve beklentilerine karşılık verdiği takdirde çözüm anlaşmasını destekleyeceğini tekrardan dile getirdi. Türkiye Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Kıbrıs sorunu çözümünü şiddetle desteklediğini açıkladı. Numan Kurtulmuş, Londra'da yapılan Türkiye İç ve Dış Politikası ile ilgili bir düşünce kurulunda yaptığı konuşmada, Ankara'nın 2016 yılı içinde bir çözüme ulaşılması yönünde umutlu olduğunu dile getirerek, nihai anlaşmanın ise 2017 yılının ilk yarısına kadar olan zaman aralığı içinde yapılabileceğini söyledi. İşgal ordularının adadan ayrılmasıyla ilgili olarak ise ordunun Kıbrıs Türklerin güvenliğini sağlamak için adada bulunduğunu ve güvenlik tedbirleri olmadan Türkiye'nin bu konuyu müzakere edemeyeceğini ifade etti.
Küba devriminin babası Fidel Castro 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Fidel Castro'nun kardeşi ve Küba Cumhurbaşkanı Raul Castro, tüm televizyonlardan yayınlanan canlı yayında Fidel Castro'nun sabaha karşı öldüğünü açıkladı. Fidel Castro, tüm dünya devrimci hareketlerinin sesi ve zafer elde edilene kadar sona ermeyen mücadelenin ilham kaynağıydı. Diktatör Batista'nın 1959 yılında iktidardan indirilmesine kadar Küba'yı 50 yıl boyunca yönetti. 10 yıl sonra sağlık problemleri sebebiyle iktidar bayrağını kardeşine teslim etti. Fidel Castro en son Nisan ayında yapılan Komünist Parti Kongresi'nde görüntülenmişti. Fidel Castro'nun cenazesi 4 Aralık Pazar günü Küba'nın San Diego şehrinde yapılacak. Küba hükümeti bugünden itibaren cenazenin yapılacağı tarihe kadar milli yas ilan etti. Hava yarın genellikle açık olacak. Rüzgar kuzeydoğu ve kuzeybatı yönlerinden hafif orta kuvvette esecek. Hava sıcaklığı iç bölgelerde ve sahillerde 21, yüksek dağlık bölgelerde ise 10 derece dolaylarında olacak.